ben geldim. YouTube'da takip ettiğim kanalları önermemi istiyordunuz. Yani hangi kanalları takip ettiğimi merak ediyordunuz. Tabii ki birçok kanal takip ediyorum. Hani çok fazla YouTube'la haşır neşir olmasam da, yani günümün çok büyük bir kısmını YouTube'la geçirmesem de, çünkü video çekmek, onu yayınlamak, günlük işlerimi halletmek derken YouTube'da video izlemeye aşırı derecede vaktim yok. Ama yine de tabii ki kanalları takip ediyorum. Günde çok kısa bir zamanda olsa YouTube'a vakit ayırıyorum. Bugün YouTube'da eğlence kategorisinde, komedi kategorisinde olan bazı kanallardan bahsetmek istiyorum size. Eğer videoyu beğenirseniz, eğer isterseniz başka kategorilerden de kimleri takip ettiğimden bahsederim. Bugün sadece Türk YouTuber'lardan bahsedeceğim ama ilerleyen zamanlarda yabancı YouTuber'larla birlikte toplamda kimleri takip ettiğime değinebilirim dilerseniz. YouTuber'lar böyle videolar önerdiklerinde genelde yabancı YouTuber'ları öneriyorlar. Bu bana çok saçma geliyordu. Çünkü hani kendisine rakip olmayacak kişileri öneriyor. Bu da bana çok fazla etik gelmiyor. Çünkü eminim ki insanlar Türk YouTuber'ları da takip ediyorlar. Türkiye'de yaşayan biri Türk YouTuber'ları da takip ediyor ama bunu anlatmaması bana çok doğru gelmiyordu. O yüzden ben de bugün özellikle Türk YouTuber'ları anlatmak istedim size. Bazılarının aboneleri çok yüksek, bazılarınınki çok düşük. O yüzden eğer ki benden sonra benim anlatmamla birini keşfederseniz, o kanala giderseniz, Ece Taşar'ın önerisiyle geldik diye yorumlara yazarsanız onlar da görmüş olur. Ben de çok mutlu olurum. Yani benden bir selam söylerseniz harika olur. Şimdi anlatacaklarımın hiçbiriyle yüz yüze bir tanışmışlığım yok. Hatta hiçbiriyle tanışmışlığım yok, hiçbir şey yok. Tamamen %100 kendi görüşlerimden bahsetmek istiyorum. Şunu söylememde yarar var. Kendi kategorimde çok fazla video izlememeye çalışıyorum. Çünkü hani etkilenmeyeyim diye izlemiyorum. Ama eğer ki bir video fikri geldiyse aklımda mutlaka YouTube'da aratıyorum. Denk gelirse bir iki videoyu izliyorum. Aynı şeyleri söylememek için. Çünkü aynı şeyleri söylemek hoş olmaz. Çünkü yani aynı şeyleri söylemesen bile oradan çaldım buradan çaldım gibi aptalca muhabbetler dönebilir. O yüzden aynı şeyleri söylememek adına izliyorum o videoları. Yalan yok. Ama genel olarak izlememeyi tercih ediyorum. Çünkü hani herhangi bir etkilenme altında kalmayalım diye, özgün olsun diye, daha güzel olsun diye çabalıyorum. Gelelim bugün muhtemelen şaşıracağınız birkaç tane kanaldan bahsedeceğim. Birincisi, şu an sanırım 10-12 bin abonesi falan var Eda'nın. Eda Yaman. Ya buraya fotoğrafını koyacağım ekrana ya da aşağıya linklerini bırakacağım bu kanalların. Hangisi daha kolayıma gelirse açıkçası öyle yapacağım. Eda Yaman. İnanılmaz komik videolar çekiyor. Editleri çok güzel, çok yetenekli edit konusunda ve gerçekten çok fazla reaksiyon alıyor bence videolarında. Çok sık güldürüyor ve gerçekten çok hoşuma gidiyor onun videolarını izlemek. Birazcık absürt denebilir, yani böyle bence fazlasıyla özgün değilse de ben bilmiyorum, bana özgün geliyor. Çok keyifli izlemesi, böyle kafamı dağıtacağım zaman açıyorum, bayağı gülüyorum, gülüyorum, gülüyorum. Ya diyorum bu kız ne yapıyor falan. Sonra kapatıyorum videoyu. Çok hoşuma gittiği için sizinle de paylaşmak istedim. Abonesi çok fazla değil, dediğim gibi eğer benden giderseniz bir selam mı söylersiniz. Ona çok benzer bir kategoride yine editleri çok güzel olan ve ha bu arada Eda Boğaziçi'nde okuyor ve ona çok benzeyen, yani editleri yine çok güzel olan, benzer içeriklerde video çeken, daha doğrusu onların içerikleri eşsiz, tamamen kafalarına göre takılıyorlar da çok özgün içerikler de, hani daha benzer kategoride olduklarını düşündüğüm için arka arkaya söylemek istedim. Hilal. Hilal diye yazılıyor sanırım kanalı. Yine ekrana koyarım ya da aşağıya bırakırım kanalını. Hilal de ODTÜ'de okuyor. ODTÜ'de sosyolojiydi sanırım. Sosyoloji okuyor videolarından anladığım kadarıyla. ODTÜ'de sosyoloji okuyordu. Umarım ki yanlış bir şey söylemiyorumdur. Ve çok tatlı bir kız. O kadar sevimli bir kız ki size anlatamam. Videolarını izlerken gerçekten inanılmaz bir şekilde gülüyorum. Aynı Eda, ya Eda'daki gibi çok fazla reaksiyon veriyor. Ve çok güldürüyor ve gerçekten komik. Tamamen özgün, tamamen acayip bir şey. Yani nasıl anlatacağımı da bilemiyorum kanal içeriklerini. Çünkü herhangi bir konuda geliyor, konuşmaya başlıyor. Atıyorum rap savaşlarıydı sanırım şey, Hilal'in bir tane videosu. Oturuyor konuşmaya başlıyor ama öyle şeyler anlatıyor ki, o kadar komik anlatıyor ki, o kadar güzel edit yapıyor ki ister istemez gülerken buluyorsunuz kendinizi. Bu iki kanalı da takip etmenizi öneririm. Ama herkese hitap eder mi bu kanallar bilmiyorum. Ama bana, benim espri zevkime hitap ediyor. Seviyorum. Bir diğer takip ettiğim komik kadınlardan bir tanesi Deniz Bağdaş. Ama maalesef kendisi video yüklemiyor. Denizli'ye böyle yapıyorsun. Gerçekten çok sinir oluyorum. Video çok az yüklüyorlar. Kamusal mizahla birlikte Deniz Bağdaş'ı takip ediyorum. Kamusal mizahta da yine Deniz var, sevgilisi var. Ve iki kanalda çok komik. İki kanalda da böyle izlerken kahkahalar atıyorum. Son videoları değil de ben sanki önceki videolarını birazcık daha çok seviyorum. Bayılıyorum bu ikisine. Deniz Bağdaş'ı ve Kamusal Mizahı mutlaka takip etmenizi öneriyorum. Bir diğer kanalımızsa, bunu hemen hemen hepiniz biliyorsunuzdur çünkü 800 bin küsür abonesi var, benim herhangi bir şekilde önermeme falan ihtiyacı yok ama sonuçta ben kendi izlediklerimi anlatıyorum. Veysel Zaloğlu. Onun seslendirmelerine hastayım. Hepiniz biliyorsunuzdur onu zaten.
o kadar güzel seslendirmeler yapıyor ki çok gülüyorum ona. Bir sonraki kanalımız 200 bin küsür kadar abonesi var. Ben ömrümde dizileri bu kadar güzel yorumlayan bir insanla karşılaşmadım. Murat Soner. Bayılıyorum ya, ilk günden beri geldiği, yani YouTube'u çok önceden beri yapıyormuş ama sonrasında böyle hız kazandırdı ya, sürekli her hafta birkaç tane video attı ya, işte o andan beri bayıla bayıla izliyorum. Hiçbir videosunu kaçırmadığım nadir insanlardan bir tanesidir. Çok komik, çok güzel anlatıyor, çok güzel noktalara değiniyor ve bunu yaparken gerçekten katıla katıla gülüyorsunuz. Karnınıza ağrılar geliyor. O kadar güzel tespitleri var ki, o kadar güzel bir şekilde anlatıyor ki size anlatamam. Özellikle videolarının sonunda en vurucu sözcüğünü söylüyor ya, bitiyorum. Bayılıyorum kendisine. Hastasıyız. Murat Soner'i de takip etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Bence YouTube camiasında en iyi dizi eleştirisi yapan kişi kendisi. Bir diğer YouTube kanalımızsa zaten kendisi oyuncu. Hepiniz tanıyorsunuz. Hepiniz bayılıyorsunuz biliyorum. Enis Arıkan. Enis'i takip ediyorum YouTube kanalı açtığından beri. Bütün videolarını izledim dersem yalan söylemiş olurum ama ara ara videolarını izlemeye çalışıyorum. Yani denk geldikçe, gülmeye ihtiyacı hissettikçe Enis'in videolarından faydalanıyorum açıkçası. Bence bir kamu hizmeti yapıyorlar. Yani bir insanı güldürmek o kadar kolay bir şey değil. Neyse, Enis'ten bahsedeyim, sonra bu konuya geliriz. Enis çok keyifli videolar çekiyor. Çok komik bir adam zaten. Sanırım Instagram'da da çok aktif ama ben Instagram'da çok fazla kişiyi takip etmediğim için çok bilmiyorum o yönünü. Ben YouTube'dan sonrasını, hani YouTube videolarına nazaran bunu söyleyebiliyorum. Gerçekten çok komik, gerçekten çok tatlı. Bayılıyorum ona. Hele ki Balam'la video diye bir video paylaşmıştı. Gerçekten bayağı gülmüştüm. Çok hoşuma gidiyor bu adam ya. Gerçekten müthiş müthiş. Söylediğim gibi ya, bu insanlar bence kamu hizmeti yapıyorlar. O kadar önemli ki. İnsanları eğlendirmek o kadar kolay değil. Saçma sapan şeyler yaparak belki eğlendirebilirsiniz ama bu insanlar saçma şeyler yapmadan eğlendiriyorlar. Sadece konuşmalarıyla eğlendiriyorlar. Bu çok güzel bir yetenek. Bu çok özel bir şey. Ve komedi dizilerine bile haset kaldığımız şu çağda. Çünkü doğru düzgün komedi yapılamıyor bence. Böyle insanların çıkıp komik ve güzel, eğlenceli videolar çekmesi bence gerçekten bir kamu hizmeti. Onlara çok teşekkür ederim. Şahaneler. Eğer isterseniz YouTube'da takip ettiğim diğer kanalları da anlatabilirim, dediğim gibi. Kitaplardan bahseden kişilerin de kanallarından bahsedebilirim. Hatta bir tanesini önereyim ya. Konumuz değil, şu an komedi öneriyorum ama bir tanesini önereyim. Ayşe Ümit Karabacak. Çok tatlı bir kız. Hatta şu an hamile ve belki doğum yapacağı için ara vermiş olabilir. Bilmiyorum ama gerçekten çok tatlı bir kız. Hatta benim videolarımın altında da yorumlarını görebilirsiniz kendisinin. Çok güzel önerileri var. Çok şahane kitaplardan bahsediyor. Tabii ki eğlence kategorisi değil ama çok tatlı. Hatta ondan ilham alıp okuma listeme eklediğim bir sürü kitap var. Muazzam bir kadın. Umarım onu da takip edersiniz. Abonesi sanırım şu an 13 bin civarında. Ona da giderseniz bir selamımı söylersiniz. Son olarak yine eğlence kategorisinde çok olmasa da, takip ettiğim diğerlerini anlatacağım. Onlar ayrı cepte. Ama eğlence kategorisinde çok olmasa da bence anlattığı şeyi çok eğlenceli bir şekilde. Yani eğitim kategorisinde aslında ama anlattığı şeyi o kadar eğlenceli bir şekilde, o kadar keyifli bir şekilde anlatıyor ki bitiyorum ona. Bayılıyorum ona. Çilem. Kanalını şuraya bir yere koyarım. Zaten dediğim gibi benim önerime ihtiyacı yok. 250 bin falan abonesi var sanırım. Muazzam bir şekilde ilerliyor. YouTube'da çok hızlı bir yükselişte ve çok güzel anlatıyor. Zaten kamerada karşısına geçer geçmez nasılsınız babuşlar diyor ya. O babuşlar dediği zaman ben burada her seferinde karnıma ağrılar girene kadar gülüyorum. Bayılıyorum bu kıza. Çok tatlı anlatıyor. Yani bir şeyi anlatmak, eğitim kategorisinde bir şeyler üretmek tamam zor olabilir ama bir şeye çalışırsınız, çok çalışırsınız ya da ilgi alanınızdır, uzmanlık alanınızdır, çıkar anlatırsınız. Ama bunu bu kadar eğlenceli bir şekilde anlatmak, bu kadar akılda kalıcı bir şekilde anlatmak muazzam bir şey. İngilizce videoları çekiyor ama ben anlattığı İngilizce'den ziyade onun hal, tavırları ve konuşma tarzı yüzünden giriyorum videolara. Çünkü çok komik, çok tatlı bir kız. Umarım onu da takip ediyorsunuzdur ya da edersiniz. Dediğim gibi diğer kanalları merak ediyorsanız onlarla ilgili de bir video seve seve çekerim. Yine hem Türklerden bahsedebilirim hem de kitap kanallarından olabilir, başka takip ettiğim kanallar olabilir. Hem de yabancı YouTuberlardan da bahsedebilirim isterseniz. Ama bugünlük bu kadar yeter. Çünkü konu dışına çıkmayalım. Komedi dedik, komedide kalsın. Madem öyle mizah yüklü videolardan bahsetmişken bugün de size bir kitap hediye etmeyi unutmayayım. Kitabımız yine çok güzel mizahla ele alınan, videosunu daha önce çekmiştim, Aziz Nesin'in Şimdiki Çocuklar harika kitabı. Mizahla ilgili elimde ne kitap var diye baktım. Çağdar Tarlası'nda Çocuklar vardı aslında ama onu size hediye etmiştim daha önceki zamanlarda. O yüzden aklıma bu geldi. Bunu hediye etmek istedim size. Bu videoya ve bundan önceki iki videoya yorum yazarsanız, çünkü hem Sineklerin Tanrısını bu hafta veriyorum, hem Bir Kadının Yaşamından 24 Saati veriyorum, hem de bu kitabı veriyorum. Bu videoya ve bundan önceki iki videoya da yorum yazarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz bu üç kitap aranızdan bir kişiye gitsin istiyorum. Çok sevdiğim üç tane kitaptır. Umarım alan
Seve seve okur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İçeriklerin devam etmesini istiyorsanız bana, benden yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Dediğim gibi bu kanallara giderseniz lütfen Ece Taşer'den geldik, Ece Taşer'in selam var demeyi de unutmayın çünkü çok hoşuma gider. Yorumlarınızı da esirgemezseniz kanalın büyümesine yardımcı olursunuz. Videoyu beğenirseniz bana büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Bu işte beraberiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.